Evet sevgili gençler, Savaş Bingöl, dersimiz matematik. Trigonometri, ters trigonometrik fonksiyonlarda kalmıştık. Bir kısmını işlemiştik. Kaldığımız yerden devam edelim. Evet, böyle bir sorumuz var. Sorumuz fx ve gx'i vermiş. Aşağıdaki öncüllerin doğruluğunu soruyor bize. Burada hemen öncüllerimizi inceleyelim. Birinci öncülümüzde söylemiştik, bir fonksiyonun tersiyle kendisi işleme girdiği zaman birim fonksiyonu verir demiştik. Burada da dikkat ederseniz birinci öncülümüzde kosinüs r cos x ne olacaktır? Tersiyle kendisi işleme girdiği için kosinüs fonksiyonun tersi r kosinüs birim fonksiyonu verecek bize. Aynı şekilde arc sinüs fx'i yerine yazdığımızda sinüs x diye burada da tersiyle kendisi işleme girdiği için birim fonksiyonu elde edeceğiz. O zaman birinci öncülümüz doğru. İkinci öncülümüze geldiğimizde fonksiyonlarda çok yaptığımız bir işlem. Burada fx artı 1 bölü 2'yi bulup gx fonksiyonunda da yerine yazabiliriz ama şunu yaparsak daha güzel olur. Her iki tarafa fonksiyonun tersini ilave ederek f'i yalnız bırakmak anlamında şuradan fx artı pi bölü 2 eşittir g'nin tersinde x şeklinde ifade edebiliriz gençler. Her iki tarafa bileşke fonksiyon g'nin tersi ilave ettiğimizde fx artı pi bölü 2'yi bulalım. Fx fonksiyonunda x gördüğüm yere x artı pi bölü 2 yazdım. Gx fonksiyonunun tersini aldık. R kosinüs x fonksiyonunun tersi kosinüs x'tir. Burada indirgemeye döndük. Pi bölü 2 artı x ikinci bölgede bir açı. İkinci bölgede sinüs artıdır. İsim değişikliği olur. Cos x eşittir. Cos x. O zaman ikinci öncülümüz de doğrudur. Üçüncü öncülümüze bakalım. Fp bölü 2 demiş. Fx fonksiyonunda x gördüğümüz yere pi bölü 2 yazdığımızda sinüs pi bölü 2. Sinüs 90. Birim çemberi düşünürsek yine gençler sinüs 90. Açının birim çemberi kestiği noktanın ordinatıydı. Sinüs pi bölü 2, 1. Aynı şekilde g 0'ı bulduğumuzda, g 0, arc kosinüs 0 dedik. Arc kosinüs 0. Hangi açının kosinüsü 0 dediğinde, şuradan hangi açının kosinüsü 0 dersek, şurada da baktığımızda kosinüsü ne olan? Pi bölü 2 olan. O zaman g 0 ne gelecektir buradan gençler? Pi bölü 2 gelecektir. Üçüncü öncülümüz ne değildir? Doğru değildir diyoruz. O zaman cevabımız ne olacak? D şıkkı olacak. Evet, yine ters trigonometrik fonksiyonlarla ilgili güzel bir soru. Karşımıza çok sık gelen sorulardan biri. Burada da ifadeler eşit. O zaman biz burada şunu kullanırsak arc sinüs x bölü 3 eşittir a dediğimizde sinüs a eşittir x bölü 3. Aynı şekilde bunun içinde kullanırsam arc kosinüs x eşittir a dediğimde kos a eşittir x. Evet, buraya çok dikkat edelim gençler. Bu trigonometride çok karşılaştığımız ifadeler. Evet, şöyle diyoruz. Ne geldi karşımıza? Sinüs a'yı vermiş x bölü 3. Kosinüs a'yı vermiş x diye. Bu karşımıza geldiğinde gençler burada parametrik denklem biçiminde verilip kartezyen denklemi istenen sorular dahildir. Hedefimiz burada a'dan kurtulmak. Bizden x'i istediği için. O zaman biz sinüs ve kosinüs arasında bildiğimiz en güzel özdeşliğimiz neydi? Sin kare a artı kos kare a neydi? 1'di gençler. O zaman x kare bölü 9 artı x kare eşittir 1. 10x kare eşittir 9. X'imiz buradan ne gelecektir gençler? Artı eksi 3 bölü kök 10. Şimdi şıklarımıza baktığımızda gençler hem 3 eksi 3 bölü kök 10 hem artı 3 bölü kök 10. Bunu düzenlediğimizde paydasını rasyonel yaptığımızda bu ifadenin artı eksi 3 kök 10 bölü 10 biçiminde yazabiliriz. İkisi de var şıklarda. Yalnız burada ters trigonometrik arc kosinüsün tanım aralığı, arc sinüsün tanım aralığı, her ikisinin aynı işaretli olduğu yer birinci bölge. Birinci bölgede ikisi de pozitif olduğu için o zaman cevabımız ne olacak? Denizli şıkkı olacak diyoruz. Evet, geldik sinüs ve kosinüs teoremine. Kosinüs teoremi herhangi bir üçgende bir açı, açının trigonometrik oranı belli, kenarlarımız belli iken
veya üçkenar belliyken herhangi bir açının trigonometrik oranını bulurken kullanırız. Burada A açısı için yazacak olursak kosinüs teoremimizi, A kare eşittir B kare artı C kare eksi 2 BC kosinüs A şeklinde kosinüs alfa biçiminde ifade edebiliriz. Bunu diğer kenarlar için de ifade edebiliriz. Kosinüs teoremimiz bize geometride de çok fazla yardımcı olur. Bunu da bilmemizde fayda var. Sinüs teoremi için şöyle diyelim gençler. Çevrel çemberden bahsedelim. Çevrel çember bir üçgenin köşelerinden geçen çembere denir diyoruz. Sinüs teoremini gösterirken çevrel çember bir üçgenin köşelerinden geçen çembere denir. Burada çevrel çemberimizin merkezi üçgenin içerisinde olsun. Tabii bu da önemli bir ifade. Şurada şöyle bir şeyden bahsedecek olursak gençler, çevrel çemberin merkezi üçgenin içindeyse, çevrel çemberin merkezi üçgenin üzerindeyse, çevrel çemberin merkezi üçgenin dışındaysa, burada çevrel çemberimizi böyle çizdiğimizde, evet, burada çevrel çemberimiz, burada da çevrel çemberimizi çizdiğimizde gençler, evet, merkezlere dikkat edelim, evet, burada çevrel çember merkezin içindeyse, bu üçgen dar açılı bir üçgendir. Bu da aklımızda olsun. Dar açılı bir üçgen. Burada çapı gören çevre açı 90 derece olduğu için bu çevrel çemberin çapıdır aynı zamanda. Çemberin üzerindedir. Dik üçgen olur üçgenimiz. Eğer çemberin merkezi üçgenin dışındaysa gençler bu da bir geniş açılı üçgen olur diyoruz. Ona da dikkat edelim çevrel çemberle ilgili. Burada da devam ettiğimizde gençler. Evet. Şimdi sinüs teoremini göstermeye çalışacağız. Şöyle uzattığımızda, evet, çap oldu. Çapı gören çevre açı, C açısı 90 derecedir. Şu açımızı D diye isimlendirelim. Burada çemberde aynı yeri gören çevre açılarının ölçüleri birbirine eşit olduğu için A açısıyla D açısı birbirine eşittir. Uzunluğumuz A. DBC üçgeni dik üçgen olduğu için burada biz trigonometrik oran, D'nin trigonometrik oranını yazarsam sinüs D karşı bölü hipotenüsten A bölü 2 R diye ifade edebilirim. D açısıyla A açısı eşit olduğu için bu aynı zamanda sinüs A'ya eşittir gençler. Evet, bizim kullanacağımız ifade bu. Buradan içler ve dışlar yer değiştirdiği için A bölü sin A eşittir 2 R diyebiliriz. Bunu bütün kenarlar için düşündüğümüzde A bölü sin A, B bölü sin B, C bölü sin C eşittir. Ne diyebiliriz? 2R diyebiliriz gençler. Evet. 2R diyebiliriz. Abi sinüs teoremimiz bu. A bölü sin A, B bölü sin B, C bölü sin C eşittir. 2R. Şimdi burada sinüs teoreminden faydalandığımız yerler. Burada oran orantının özelliklerini kullanarak örneğin paylar toplamı paya, paydalar toplamı paydaya yazıldığında orantı sabitimiz değişmeyecek. Şu şekilde ifade edebiliriz. Karelerini alarak, çarparak 3A bölü 3 tane sinüs A eşittir. Şurada 2B bölü 2 sin B. O da eşittir. C bölü sin C şeklinde yazıp daha sonra şunu ifade edebiliriz. Paylar toplamı paya 3A artı 2B bölü 3 sin A artı 2 sin B eşittir C bölü sin C şeklinde ifade. Oran orantının özellikleri paylar toplamı paya, paydalar toplamı payda yazılarak sinüs teoremiyle bu şekilde sonuçlar elde edebiliriz. Burada aynı zamanda gençler şunu da yapabiliriz. Şimdi biz sinüslü alan formülümüz vardı bir üçgende. Bir üçgenin alanını bulurken B, C açısını kullanarak 1 bölü 2 B çarpı C çarpı sin A dediğimizde biz alanı bulmuş oluruz. Üçgenin alanını. Burada dikkat ederseniz güzel bir sonuç çıkaracağız alanımız için. 1 bölü 2 B çarpı C çarpı sin A gördüğüm yere gençler. Sin A gördüğüm yere. A bölü 2 R yazarsam burada. A bölü 2 R yazdığımda. Evet. Çok güzel bir formül. A B C bölü 4 R. Bunu da sakın unutmayalım. Çevrel çember verilen üçgenin alanı ABC bölü 4 R. Farklı alanları kıyaslarken alanı hem sinüs teoreminden hem de bu şekilde yazarak uzunluklar hesaplanabilir. Buna da çok çok dikkat edelim sinüs teoreminde.
Evet, burada sinüs teoremi ile ilgili, sinüs teoremini kullandıktan sonra alanla ilgili sorular karşımıza geldiği zaman gençler, örneğin 45 derece vermiş, 30 derece vermiş, 2 kök 2 vermiş, 4 vermiş. Alanlar oranı istenmiş bizden. S1 bölü S2 istenmiş. S1 bölü S2. Burada alan yazarken şunu kullanabiliriz. Ortak bir kenarımız var gençler. Sinüs alan formülü kullanarak 1 bölü 2, 2 kök 2 çarpı x çarpı sinüs 45 kök 2 bölü 2 bölü. Diğer alanı yazarsak 1 bölü 2, x çarpı 4 çarpı sinüs 30, 1 bölü 2. Gerekli sadeleştirmelerimizi yapalım. İkilerimiz gitti. Evet, x'lerimiz gitti. Yukarı çarptığımızda 4 bölü 4'ten alanlar oranı ne gelecektir? 1 gelecektir. Bu şekilde sinüs teoremi yazarak alanlar oranı verip açı da istenebilir. Aynı şeyi kullanabiliriz burada. Burada mesela soru tipi olarak karşımıza gelen sorulardan birisi de şu gençler. Böyle bir soruyla da karşılaşabiliriz. Bize genellikle S1, S2, 8 dedim, 6 dedim, 10 dedim, x dedim. Evet, diyor ki S1 eşittir S2 ise bizden x uzunluğunu ister. Burada yapacağımız şey arkadaşlar, geometride çok karşılaştığımız boş alanı harflendirdiğimizde burada S1, S2 eşitse o zaman iki tane ABD üçgenin alanıyla alan ABD ve alan EBC üçgenleri, EBC üçgenlerinin alanlarının birbirine eşit olduğunu görürüz. Alan EBC üçgeni eşittir. Burada dikkat ederseniz bir ortak açımız var gençler. B açısını kullanarak sinüslü alan formülünü yazmaya çalışalım. 1 bölü 2 dedim. Kenar uzunluğum 14. Bu kenar uzunluğum 10. Sinüs B dedik. Alan EBC'yi yazıyorum. 1 bölü 2, 6 çarpı 10 artı x çarpı sinüs B şeklinde ne yaptık? İfade ettik. Yine sadeleştirmelerimizi yapalım burada. Sinüs B'ler de gitti gençler. Şurada 2'ye böldüğümüzde 3, 2'ye böldüğümüzde 7. 70 eşittir 30 artı 3 x'ten. 40 eşittir 3 x. X'imiz ne geldi buradan? 40 bölü 3 şeklinde ifade edebiliriz. Bunlara dikkat edelim. Sinüs teoreminde çevrel çemberle ilgili alan ABC bölü 4'e karşı kıyaslamaları mutlaka yapalım. Şimdi bunlarla ilgili birkaç soru çözmeye çalışalım gençler. Evet. Kirişler dörtgeni yine karşımıza geldi gençler. Kirişler dörtgeninin özelliği karşılıklı açıların toplamı 180 derece. Bizden C açısının kosinüsünü istemiş burada. C açısının kosinüsünü istemiş. Burada dikkat ederseniz dedik ya biz A açısıyla C açısının toplamı 180 derece bütünler açılarda aklımıza gelen şey kosinüsleri. Burada kosinüs A gördüğümüz yere biz bütünler olduğu için eksi kosinüs C ifadesini yazabiliriz. O zaman burada yapacağımız şey ortak bir kosinüs teoremi kullanmak. DAB üçgeni ile CDB üçgeni. Yazalım o zaman. DB uzunluğumuz X olsun. X kare eşittir 4'ün karesi artı 5'in karesi eksi 2 çarpı 4 çarpı 5 çarpı kosinüs A diye ifade ettim. Kosay gördüğüm yere şurayı düzenlersem 16, 25, 41 eksi 40 tane eksi kosinüs C yazacağımız için yerine gençler bunun yerine eksi kosinüs C yazacağımız için burası artı 40 tane kosinüs C şeklinde gelecektir. Şimdi diğer üçgenimizde kosinüs teoremini yazalım. X kare eşittir 2'nin karesi artı 4'ün karesi eksi 2 çarpı 2 çarpı 4 çarpı kosinüs C. X karemiz buradan ne geldi gençler? 20 eksi 16 tane kosinüs C. X kareleri birbirine eşitlersek 20 eksi 16 çarpı kosinüs C eşittir 41 artı 40 kosinüs C. 41 artı 40 tane kosinüs C şeklinde ifade edebiliriz. Bu tarafa attığımızda eksi 21 56 tane kosinüs C eşit olacak. Kosinüs C'ye buradan eksi 21 bölü 56 7'ye böldüğümüzde eksi 3 bölü 8'i elde edeceğiz bu açının kosinüsü için. Ortak açı kullandık. Kosinüs teoremini yazarak C açısının kosinüsüne gittik. Evet. Birim çember. Evet yine dediğim gibi soruları okurken mutlaka buna dikkat edelim. Birim çember verilmiş. Uzunluk olarak AB uzunluğu cos alfa verilmiş gençler. Şu üçgeni şöyle şuraya çizecek olursam. Evet tanım gereği
yarıçap, üzerindeki bir noktanın merkezi olan uzaklığı. OB bir birim, OA bir birim gençler. AB uzunluğumuzu da kosinüs vermiş ve açımızı da alfa vermiş. Tabii ki bizden kosinüs teoremini yazmamızı istiyor. Yazalım o zaman kosinüs teoremini burada gençler. Ne dedik? Şuradan ifade edelim. Kos kare alfa eşittir AB uzunluğunun karesi. Kos kare alfa eşittir. 1'in karesi artı 1'in karesi eksi 2 çarpı 1 çarpı 1 çarpı kosinüs alfa. Düzenleyelim denklemimizi. Kos kare alfa diye bu tarafa attığımızda artı 2 kos alfa eksi 2 eşittir 0. Bizden AB uzunluğunu istiyor. Yani kos alfanın değerini istiyor. Denklem çarpanlarına ayrılmıyor gençler. O zaman delta'ya gidelim. Deltamız b kare eksi 4 ac'den. 4 eksi 4 çarpı a'mız 1 c'miz eksi 2. Deltamız ne geldi? 12. Bulacağımız bu kök kosinüs alfayı verecek bize. Köklerimiz neydi arkadaşlar? Yazacak olursak x1 eşittir. Eksi b diyorduk. Artı kök delta 2 kök 3 bölü 2. Evet. Buradan x1'imiz ne geldi gençler? Eksi 1 artı kök 3 geldi. Ha, diğer kökümüz nedir hocam? Burada şunu söyleyebiliriz gençler. Dikkat edin. Denklemimiz rasyonel katsayılı bir denklem olduğu için kökler birbirinin eşleniğidir. O zaman diğer kökümüzü direkt eşleniği şeklinde köklü ifadenin önündeki işaretini değiştirerek söyleyebiliriz. Ama burada dikkat ederseniz AB uzunluğu uzunluk zaten adı üstünde. Alfamız dar. Kos alfa sıfırdan büyük olduğu için negatif olamayacak. O zaman kos alfa değerimiz ne olacak gençler? Eksi 1 artı kök 3 yani D şıkkı olacak. 96 ÖYS sorusu. Evet burada da yine geometride de karşılaştığımız bir soru. Burada şimdi gençler şuna çok dikkat edelim. Geometride matematikte fark etmez. Soru çözümü yaparken isteneni belirlemek çok önemli bizim için. O da bize sorunu çözümünden fazlasıyla yardımcı olacak. Burada da alan ABD istenmiş. ABD üçgenin alanı istenmiş. Şimdi üçgenin alanı istendiğinde taban çarpı yükseklik bölü 2 dik kenarların çarpımı yarısı sinüslü alan formülü Heron formülü hepsi aklımıza gelebilir. Ama burada baktığımızda biz bu üçgende iki kenar belli bizi biraz sinüslü alan formülüne götürüyor. Ha, o zaman bizim burada ihtiyacımız nedir arkadaşlar? Eğer biz sinüs alfayı bulursak alanı bulmuş olacağız. Ha, burada bize yardımcı olacak şey hemen harflendirmemizi yapalım. Alfa artı beta 90 alfa. Ha, o zaman şu dik üçgen verilmiş. Bu dik üçgen bizim ne işimize yarayacak gençler? Alfanın trigonometrik oranlarını bulabileceğiz. Niye? Çünkü bu bir dik üçgen. O zaman artık alanımızı yazabiliriz gençler. Alan ABD'yi yazalım o zaman. 1 bölü 2 dedik. 5 çarpı 12 çarpı sinüs alfa şeklinde ifade edebiliriz. Devam edelim buradan. 1 bölü 2, 5 çarpı 12 çarpı sinüs alfamızı bu üçgenden yazarsak karşı bölü hipotenüs dedik. 5 bölü 6 sinüsümüz. Getirip burada da onun yerine yazarsam 5 bölü 6 12 gitti. Alanımız ne geldi? 25 birim kare geldi diyoruz. Buna da dikkat edelim. Hoş, güzel bir soru. Tabii beşlik benzerlik yapılarak da ne yapılabilir? Üçgenin yüksekliği bulunup mesela şurada şöyle bir şey yapabilirdik. Gençler aklımızda olsun. Şuradan bir dikme inersek bu iki üçgenin benzerliği de bizi yüksekliğe götüreceği için üçgenin alanını ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Evet yine karşımıza gelecek klasik sorulardan birisi gençler. Bu tarz soruları gördüğünüzde şuna çok dikkat edin. A açısının trigonometrik oranı istenmiş. Hangi açının trigonometrik oranı istenmişse o açıyla ilgili bir kosinüs teoremi yazacağız. Ama bize verilen bir bilgi var. Bunu bir değerlendirelim. Bu ifadeyi düzenlememiz gerekiyor. Burada içler dışlar çarpımı yaptığımızda gençler dikkat ederseniz. A kare eksi 4b kare eşittir. Dağıtırsam c çarpı b artı c kare eksi 3b kare. A açısını istediği için a'yı yalnız bırakalım. A kare eşittir. B kare artı C kare artı BC şeklinde bir ifade elde ettik. Dediğim gibi hangi açı istenmişse onunla ilgili kosinüs teoremi yazalım. O zaman A açısıyla ilgili biz bir kosinüs teoremi yazacak olursak gençler şöyle düşünelim üçgenimizi. O zaman A kare eşittir B kare artı C kare eksi 2 çarpı B çarpı C çarpı kosinüs A şeklinde ifade edebiliriz. Bakın B kare artı C kare artı BC A kareyi yerine yazıyorum. A kareyi getirip burada yerine yazdığımızda B kare artı C kare artı BC eşittir. B kare artı C kare eksi 2 BC kosinüs A şeklinde ifade edebiliriz. Gerekli sadeleştirmelerimizi yapalım buradan. BC eşittir. Eksi 2 BC kosinüs A dedik gençler buradan. Kosinüs A ne geldi gençler buradan? Eksi 1 bölü 2. Ama bizden istenen arkadaşlar bu açının neyi? Tanjantını istiyor bizden. Tanjant
A'yı istiyor gençler bizden, tanjant A. Burada açımız özel bir açı, dikkat ederseniz. A açısı kaç derecedir derseniz gençler, burada şuna dikkat edelim. A açımız 1 bölü 2 olsaydı ne olurdu? 60 derece. Ama biz bu açının zaten 3. 4. bölgeye düşme şansı yok. Çünkü üçgenin iç açıları toplamı 180 derece. O zaman 2. bölgede bir açı nasıl taşıyacağım? İsim değişmemesi için pi'den çıkaracağım. O zaman A açısını bulmak istersek pi eksi pi bölü 3. Yani 2 pi bölü 3 radyandır diyebilirsiniz gençler. O zaman tanjant 2 pi bölü 3, yani tanjant 120. Tanjant 120 de eksi tanjant 60'tı. O zaman ne geldi cevabımız gençler? Eksi kök 3 geldi. Ya da dik üçgen çizerek de bu rahatlıkla bulunabilir diyoruz. Evet. Yine sinüs teoremiyle ilgili güzel bir soru gençler. Melih öğretmen bir ABC üçgeni hakkında aşağıdaki bilgiler veriyor. Sin kare A artı sin kare B, sin kare B ile sin kare C'nin toplamı sin kareye eşitmiş. AC kenarı 4 birimmiş. Buna göre diyor ki Mehmet, Kenan ve Alptu bu verilere bağlı olarak bazı yorumlarda bulunuyorlar. Bir şeyler söylüyorlar. Hangisini söylediği doğrudur diyor. Tabii ki burada hemen aklımıza sinüs teoremi geliyor gençler. Söylemiştik bunu. Dedik ki şunu yapalım. A bölü sin A eşittir B bölü sin B. O da eşittir C bölü sin C dedik gençler. Burada kareler alındığı için hemen karesini alsam. A kare bölü sin kare A. B kare bölü sin kare B. Oran sabitimiz. Karesini alacağız. Sıkıntı olmayacak. Hepsinin karesini aldığımız için değişiklik olmadı. Bu ifadeye ulaşabilmek için gençler sin kare B artı sağ tarafta, o zaman şunu yapalım. A kare bölü sin kare A böyle kalsın. Paylar toplamı paya, paydalar toplamı paydaya yazıldığında orantı sabiti ne yapmayacaktır gençler? Değişmeyecektir. Baktığımızda sin kare A, sin kare B artı sin kare C'ye eşit olduğu için buradan karşımıza gelen eşitlik A kare eşittir B kare artı C kare. Bu bize neyi anlatıyor arkadaşlar? Bir ABC üçgeninde A kare eşittir B kare artı C kare olması, A'nın karesinin B'nin C'nin karelerinin toplamına eşit olmasının bu üçgenin dik üçgen olduğunu gösterir. Şimdi yorumlara bakabiliriz. Ne diyor bize? Mert açısının 90 derece olduğunu söylüyor. Mert doğru söylemiş. Açımız 90 derece. Kenar orta dikmelerin kesim noktası BC üzerindedir diyor Kenan. Kenar orta dikmelerin kesim noktası gençler çevrel çemberin neyidir? Merkezidir. Çevrel çemberin merkezi. Orada da bahsetmiştik. Dikkat ederseniz üçgenimiz dik üçgen olduğu için çevrel çemberin merkezi BC üzerindedir. Yani BC'miz bizim çaptır. O yüzden çevrel çemberin merkezi bura olduğu için kenar orta dikmelerin kesim noktası nerededir gençler? BC üzerindedir. Çünkü çevrel çemberin merkezidir zaten. O da doğru söylemiş. BC üzerindedir. BC çap olduğu için. Kenan da doğru söylemiş. Alan ABC için arkadaşlar, alan ABC için üçgenimizi bir daha şöyle çizecek olursak, ABC'yi zaten dik üçgen olarak biliyoruz. AC'nin 4 olduğunu söylemişti. Bizden Alptuğ'un söylediği C açısı ile ilgili bilgi olduğu için biz C ile ilgili bir alan yazalım. 1 bölü 2 şu uzunluğumuza A çarpı 4 çarpı sinüs C şeklinde ifade edebiliriz alanımızı. Buradan dikkat ederseniz 2A çarpı sinüs C gelir alanımız. Burada dikkat ederseniz verilen ifadeyle kıyasladığımızda 2A sin C, o zaman buradaki 2A ifadesinin 2 cos C'ye eşit olma şansı yoktur diyoruz. O zaman Alptuğ ne yapmıştır? Yanlış söylemiştir diyoruz. O zaman kim? Mert ve Kenan ne yapmıştır? Doğru söylemiştir diyoruz. Evet, yine çok güncel sorulardan biri. Geometride katlama soruları çok karşımıza gelir gençler. Katlama sorularında kulağınıza küpü olsun arkadaşlar. Katlama çizgisi açıortaydır. Deltoid aklımıza gelsin. Deltoid. Burada da onu kullanmaya çalışalım bakın. Evet, şöyle diyoruz. Katlama yapılmış. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Katlama çizgimiz nedir bizim? Açıortaydır katlama çizgisi. Yani AE açıortay. O zaman işaretlememizi yapalım hemen. Deltoid. Evet, açıortay. Eşitliklerimizi hemen gösterelim. O zaman bu iki üçgen eş üçgen değil mi arkadaşlar? ADE üçgeniyle AD üssü E üçgeni eş üçgen. Burada dikkat ederseniz yamuk dediği için bir paralellik söz konusu değil mi? Evet, doğru da açılardı arkadaşlar. Paralel iki duvarasında kalan açılar anlatırken aynı yöne bakan açılar evet A artı B'yi verecekti. O zaman burada biz D üssü açısını bulabiliriz gençler. Alfa artı 40, o zaman D üssü açımız neye eşittir gençler ölçü olarak? Alfa artı 40 artı 50'den
alfa artı 40-50'den 90 artı alfa geldi. Evet, deltoid eş üçgen olduğu için o zaman D açımız da nedir gençler? D açısının ölçüsü de nedir? 90 artı alfadır. O zaman biz burada alfanın bir trigonometrik oranı istendiği için bu üçgende ne yapalım gençler? Kosinüs teoremi yazalım o zaman. Çünkü niye? Kenarları biliyoruz ve açının alfa cinsinden değerini biliyoruz. O üçgende yazalım o zaman kosinüs teoremimizi. 6'nın karesi eşittir 5'in karesi artı 3'ün karesi eksi 2 çarpı 5 çarpı 3 çarpı kosinüs 90 artı alfa dedik gençler. 36 eşittir 34 eksi burası. Dikkat ederseniz şurada hemen indirgememizi yapalım gençler. Hangi bölgede? İkinci bölgede kosinüs eksidir, isim değişir. Eksi sin alfa olur. O zaman burayı artı yapayım. 15, 30 tane ne olsun gençler? Sin alfa olsun. Tarafa attığımızda 2 eşittir 30 çarpı sin alfadan. Buradan sin alfanın değerini 1 bölü 15 olarak bulmuş olduk diyoruz. Evet, bu da sinüs teoremimiz son sorumuz olsun. Bu dersin son sorusu olsun gençler. Evet, sinüs teoremi de aslında farkına varmadan bizi zor sorularda bile çok çabuk sonuca ulaştıran bir teorem. Burada da baktığımızda gençler, isteneni belirleyelim de burada. Bizden diyor ki, aralarında uzaklık 3 kilometre göstermiş burada. Şu üçgenimizi şöyle şuraya da alabiliriz gençler. Uzaklık 3 kilometreymiş. Evet, açılmış burada 15 derece, burası 35 derece. Biz de bu açıları bulabiliriz tabii. Burası ne olacak? 55 derece, burası da 75. Bizden istenen geminin P noktasındaki fenere, gemimiz burada gençler, P noktası burada. O zaman istenen uzunluk bu uzunluk. Şimdi dikkat ederseniz gençler, bize bir de bilgi vermiş. Sin 55 bölü sin 50. Normalde bulamayacağımız değerler, yaklaşık değerini vermiş. O zaman biz burada sinüs teoremi yazarak dikkat ederseniz kenarımız belli. Sinüs 50, burası kaç derece? 50. 55 derece oran olarak verdiği için hemen sinüs teoremimizi yazalım. 3 bölü sinüs 50, kenar bölü kenara bakan açının sinüsü. X bölü sinüs 55. Buradan dikkat ederseniz bunu bildiğimiz için sinüs 55'i bu tarafa gönderelim. Sinüs 55 bölü sinüs 50 eşittir kime? X bölü 3'e. Burada oran verildiği için x bölü 3 eşittir 1,07. Çarptığımız zaman 3 virgül ne gelecektir gençler? 3 kere 7, 21, 2, 1 virgül, 3 virgül 21 geldi. Biz neyi bulduk burada gençler? Dikkat ederseniz uzaklık kilometre cinsinden verilmişti. Bizden metre istiyor. Biz kilometre olarak bulduk bunu. Metreye çevirecek olursak, 1000 ile çarparsak 1 kilometre 1000 metre. Evet, ne geldi o zaman? 3210 metre şeklinde ne yapabiliriz? Bulabiliriz bu uzaklığı. Buna da dikkat edelim. Evet sevgili gençler, dersimiz burada sona erdi. Bir dahaki ders kaldığımız yerden devam edeceğiz.